Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve iğne oları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şöyle bugün size bu kelebek modelini nasıl yapıldığını tarif edeceğim arkadaşlar. Yani bu iğne yasını tığa çevir. Evet arkadaşlar. Tığa çevrilmiş hali de bu şekilde oldu. Bakın. Ee, orada orada hilkete ile yapılmıştı. Bu ilmekler. Ben bu şekilde sizlere kolaylık olsun. Sık iğnelerin kenarlarını giderken yani eflatun rengini giderken arkadaşlar rahat ve kolay bir şekilde gitmeniz için bu şekilde böyle e, aparat kullanarak yaptık. Fil kete ile hani elinizden kayıp sağlanıp ilmekleri elinize gelmesin zorlanmayın diye. Nihayetinde hani yapım biraz e, emek marifet isteyen iş olduğu için herkes yapabilsin. Yeni öğrenen e, herkes yapabilsin diye bu şekilde bilen bilmeyen yapması için tasarladım arkadaşlar Evet şimdi modelimizin de anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde tığ battılarımı hazırladım ve şöyle beş tane fil dişinden ara suyu yaptıktan sonra 8 tane bu şekilde tığ battı hazırlıyoruz şöyle bakın dört tanesini yapmışız şimdi biz ikişer zincir çekerek bu şekilde 8 tane tığ battı yapacağız böyle minik minik oluyor çünkü alt tığ battığımız minik olduğu için arkadaşlar şöyle tığ battığımızın içine girip sık iğne ile sabitliyorum yine tığ battığımızın içine girip sık iğne ile sabitliyorum evet bakın bu şekilde 2 4 6 8 tane şimdi bu kenarda 3 tanesi kalacak 5 tanesinin üzerine biz kayamızı yapacağız her zamanki gibi bir zincirimizi çekip şöyle bir kesim işlemi yapıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki zincirimi çektim. Hemen tığ battımın içine girip sabitliyorum. İki zincirimi çekiyorum. Tığ battımın içine girip sabitliyorum. İki zincirimi çektim. Tığ battımın içine girip sabitledim. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Ve tığ battımın içine girip sabitliyorum. 4 tane oldu. Hemen bir zincirimi çekip döndüm. Buraya sık iğne ile sabitledim. Ve 1 2 zincir sabitliyorum arkadaşlar. Normal sadece köşeleri biraz zarif dursun diye orasını sahte sık iğne ile yapıyorum. Tekrar Bakın. bu şekilde 3 kaldı. 5 4 3 Şimdi ters dönüyorum. Hemen ilk baştaki tığ battımın içine sık iğne ile giriyorum. Tekrar iki zincir. Şöyle kapattım. Yine iki zincir kapatıyorum. Bir zincirimi çektim. Döndüm. Buraya sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç zincir. Tek kalan yuvamı da yapıp şöyle kayamızı bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar iki zer zincir çekerek şöyle bakın dibinden değil bir alttaki tığ battıya girerek şöyle ikişer zincirlerle aşağıya iniyoruz bakın buraya bu şekilde en son şöyle bakın dibe de iniyorum ikişer zincirimle kayamı bitiriyorum. Şimdi bu tarafta bıraktığımız 3 tığ battıyı bu tarafı da yapacağız. 1 2 zincir kapattım sıradaki tığı battı ya Evet 3 tane oldu şimdi 3 tane tığ battığı mesafesini verdik hemen fil dişini yapımın için tekrar 3 zincir Bakın 2 zincirle yapıp 3 zincirle sonra dönüş için 4 zincir fil dişimizi yapıyoruz bu 3 zincirin içine girip kapattım ve 8 tane zincir çekiyorum ama sıkı sıkı 8 zincirimi çevirdim hemen bakın bir sonraki tığ battanın içine sabitliyorum bu şekilde yine 3 zincir şöyle fil dişimiz oluştu ikinci fil dişi için 3 zincirimi hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum 4 zincirimi çekip ters çevirdim buraya yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum ve yine 8 zincir döndüm aynı şekilde kapatıyorum buraya Evet arkadaşlar bu fil dişinden buraya beş tane yapalım sonra tekrar aynı şekilde 8 tane tığ diye bu kayayı yapalım şimdi kelebeğimizin yapımına geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi e, kelebeğimizin yapımına başlayacağız bu cam sil hortumumuz biliyorsunuz aparat olarak kullanıyoruz. Ve yaptığımız kayayı şöyle ters tarafından çevirip yuvalar hazırlayacağız. Aşağı inmek için kullandığımız iki zincirli yuvanın içine bu şekilde ipimi sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. ortaya tek kalan yuvanın içine 5 zinciri kapattım buraya bir zincir çekiyor e, yine 5 zincir çekiyorum hemen bakın bu taraftaki sağ ve soldaki yuvalara böyle beşer zincirli yuva hazırladık çevirdim düz tarafına düz tarafından ilmeklerimizi toplayacağız şöyle bir zincirimi çekip ipimi uzatıyorum bakın buradan ilmeklerimizi takmaya başlayacağız hemen demin gösterdiğim aparatımı alıp elimden kaydı arkadaşlar. Buraya takıyorum bak Şöyle buradan tam bu 5 zincirli yuvanın içine 8 tane bu şekilde dibinde ikişer zincir çekerek ilmek topluyoruz. Dibinde 2 zincir. 1 2 zincir. Buraya taktım. Şöyle yaptıkça kenara alalım arkadaşlar. Buraya 8 tane sığması lazım. Hemen yine aynı şekilde 1 2 zincir 8 tane doldurduk. Bakın. Buradan şöyle bir sık iğne yaparak buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Geçiş. Hemen aynı arkadaşlar bakın şöyle biraz ip uzaltalım aparatımızı. Aynı ilmeklerden buraya da 8 tane bu şekilde toplayacağız bakın ikinci yuvaya girdik bir iki tane zincirimizi çektik ve bu şekilde artık aparatımıza bir iki zincir ve üç bunu da aynı şekilde bu uç olan ilmeğimiz 8 olacak Evet ikinci yuvayı da 8 tane ilmekle doldurup son olarak bakın sık iğne yapıyorum Şöyle dibinde bir tane de zincir çekip ipimi koparacağım arkadaşlar. Hemen bunu yakalım. Şöyle arkaya yapıştıralım baktığınız Şimdi bakın şöyle çevirerek plastik olduğu için rahat çıkıyor arkadaşlar. Hemen bunu e, şimdi ikişer ikişer toplayacağız. Daha net düz etmeye gerekiyor arkadaşlar. Açılacak. Evet arkadaşlar. Şöyle ters tarafına çeviriyoruz yaptığımız ilmeklerimizi. Ve buralara yuvalar hazırlayacağız. Bakın. Şöyle beyazla yapacağım daha güzel gözüksün diye arkadaşlar açıklı koyulu yapmıştık. Hem de sizlere farklı renk alternatifi olur. Bu yeşil yuvanın içine ee, lilay eflatunu kapattığımız sık iğne ile başladığımız noktaya beyazla da başlayacağız bu şekilde. Ve buraya 9 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8 ve 9. Hemen bakın ikişer tane arkadaşlar bu kirpiklerden toplayarak yuvalar hazırlayacağım. İki tanesini bu şekilde 8 zincirimi sık iğne ile tutturdum. 5 tane zincir çekiyorum. Büyük yuvalarımız bu şekilde 9 zincir, küçüklerimiz 4 5 zincir pardon. Hemen iki tane yine ilmeğimi aldım arkadaşlar. Buraya kapattım. 4 ve 5. 1 ve iki sık iğne ile sabitliyorum tekrar 5 zincir şuraya arkadaşlar ortaya sık iğne yapmıştık bakın ayrım noktası olarak o sık iğne şimdi bizim aşağıya inmemizde çok faydalı olacak ve 9 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı 9 zincirimi çektim hemen bu noktaya yeşil ya Arkadaşlar bu şekilde kapattım ve buraya yuva yaptık şimdi aynen öbür 8'in ilmeğimizi de bu işlemi uygulayacağız 2 3 3 şöyle 4 5 6 7 8 ve 9 Hemen tuttum bir kanadından, diğer kanadından da aynen şekilde tutuyorum ve 5 5 zincir 1 yanına bir tane de alıyorum. 2. Hemen arkadaşlar kapattım. Tekrar 5 zincir. 1 ve 2. şekilde bakın küçük yuvalarımızda beşer zincirli 5 beş zincirimi çektim hemen bakın sonda kalan iki ilmeğimi de bu şekilde buraya kapattım yine 9 zincirimi çekiyorum aynı arkadaşlar bu yere sık iğne ile sabitliyorum Şimdi arkadaşlar ezanı Muhammed okuyor. Sık iğneden sonra e, sık iğnemizi de ezandan sonra yapalım. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir zincirle düz yüzüne döndük. Ters tarafından yuvalarımızı kurduk. Sık iğnemizi düz yüzüne yapacağız. Şöyle yaptığımız bu zincirin içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Dibine girdim. Sabitledim. Şöyle dibine giriyorum. Sabit. 4 5 Bu şekilde bakın arkadaşlar. Sık iğnelerimiz güzel. Şöyle aynı iğne yasındaki gibi oluyor. Bu sahte sık iğne ile yaparsak. Tekrar 7 8 9 zinciri 9 tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz ve küçük yuvaya da bu şekilde girip küçük yuvaya da aynen arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıyorum 5 zincire altına 5 zincir çekmiştik bir şekilde 6 e, tane de sık iğne yaparak şöyle 5 de olur aldığı kadar arkadaşlar şöyle bombili dursun diye ben bir fazla yapıyorum. Evet sık iğnelerimizle kelebeğimizi kenarına gidiyoruz. Aynen diğer yuvaya geçtim bakın. Sabitliyorum. Şöyle 2 şöyle 3 4 5 6 ve sıradaki üçüncü yuvamızın içine de aynı işlemi uyguluyoruz şöyle sık iğne ile geçip 2 3 4 ve 5 bombilili bombilili güzel bir işimiz çıksın arkadaşlar temiz yapalım tam yapalım Yine aynı şekilde bakın büyük bu 9 zincirli yuvaya sık iğne ile geçiş yapıyorum. Hemen sizin görmeniz için şu tarafını katlayalım. Sağ tarafı doğru. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 e 8, 9 e 9 da tamamlayayım bir fazla. Evet. Bakın kenar uzun yerine de bu şekilde doldurduk. Yine aynı arkadaşlar. Hani şu yeşil yuvaya kapatmıştık ya. Oranı şöyle belirgin olması için bir tane daha kapatıyorum. Şöyle aynı kelebek de vardı ya. O şekilde. Şöyle. Şimdi arkadaşlar aynen burada ne yaptıysak bu yuvaları da dolduralım ve tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Şöyle ikisini yan yana şöyle tutuyor. Şöyle çok hoş çok zarif oldu arkadaşlar birebir. Evet bitmiş hali de bu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, şöyle ikisini de yan yana tutuyorum renk açısından. Daha çok güzel gözüküyordu arkadaşlar. Ekrana pek yansıtamıyorum galiba ben. E, modelim bu. Yapımı kolay. Herkesin yapabileceği arkadaşlar. Filkettenizden elinizden ip sıyrıldığını söylüyorsunuz. O yüzden kolaylık olsun diye bu şekilde sizler için tasarladım. Modelim bu. Kolay kelebek modeli olsun ismi de. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.